günler. Cem Kılıç hocamız var. Profesör Doktor Gazi Üniversitesi öğretim üyesi ve çalışma hayatını konuşacağız. Ve bugün konumuz biraz daha farklı. Yani haberden öte yapılanları belki dünya ile kıyaslandığımızda, çünkü çok ciddi bir hem sorun hem gerçekten toplumun bir taraftan da yarası, bizleri de utandıran. Hatta bazı mesela alışveriş merkezleri görüyorsun, çok büyük yapılıyor. Abi bakıyorsun girişte mesela engelliler için bir şey yok. Evet. Merdivenlerden sadece yapılmış. Mesela o dikkatimizi çekiyor. Engelleri konuşacağız. 8,5 milyon evet. Türkiye'de engelli var. Yaklaşık 9 kişide biri neredeyse. Aynen öyle. Yani çok büyük bir rakam tabii bu. Ama Türkiye'de engellilere ilişkin yaklaşımda temelde mantık hatası var, ben öyle söylüyorum. İşte onu senin konuşalım. Devam edelim mi yoksa sonra mı konuşalım? Bir iki tamam. Sadece piyasaya ilişkin şu tamam. Değerleri aktarayım açılmadan önce. Büyük bir değişiklik olmayacak ikinci seans açılışı itibariyle. Avrupa'da gerilemeler biraz daha devam etti. Parite de geri çekildi bu arada, onu söyleyeyim. 2.2447'ye gevşedi. Bu da şunu gösteriyor ki İMKB'nin günün ikinci yarısında açılış belki %0.12'nin belki üstünde biraz daha eklenebilen bir eksi olabilir, ama bu da sadece açılıştan bahsediyoruz. Avrupa'nın diğer zaman dilimindeki seyri daha belirleyici olacak diyelim ve ekrana da zaten doları, euroyu ve altını, petrolü de yansıtıyoruz. Dip mantalite evet. Farklı diyorsunuz. Gökay, ben bu konuda doçentlik başvurusu sırasındaydı yanılmıyorsam bir makale hazırladım. Orada çok ilgimi çekmiştik onu. Makalede şu sonuca ulaşmıştım. Şimdi iki yaklaşım var bu konuda, yani engellilere ilişkin. Bir medical dedikleri sağlıkla ilgili yaklaşım, bir de sosyal yaklaşım. Biz Türkiye olarak hep aslında bu sağlık üzerinde duruyoruz. Yani biraz önce senin vermiş olduğun o örnek, hani bir işte alışveriş merkezinin girişine engellilerin girebileceği bir rampa koymak sağlık yaklaşımı içerisinde değerlendiriliyor. Ya da işte yürüme engelli bir vatandaşımıza işte tekerlekli sandalye alınması, bu da sağlık yaklaşımı içerisinde değerlendiriliyor. Yani daha maddeci bir yaklaşım. Diğer yaklaşım ise daha sosyal içerikli bir yaklaşım. Aslında sosyal içerikli yaklaşım hem sağlığı içinde barındırıyor hem de engellileri çalışma yaşamının içerisine sokmayı hedefliyor. Yani toplumun içerisinde birey olarak bizlerden farksız bir insan olarak düşünmeyi gerekli kılıyor. Yani Batı ülkelerinde bu böyle. Yani Türkiye'de de buna yönelik bir anlayışın gelişmiş olması gerekiyor. Olmadı mı? Yavaş yavaş oluyor bu işler, ama dediğim gibi henüz o seviyeyi yakalayamadık. 8,5 milyon engelli var. Şimdi bu engellilerin öyle önemli problemleri var ki, ben bunu başka programlarda çok konu ettim. Böyle dizi yaptık hatta. Sosyal güvenlikle ilgili sıkıntıları var. Sosyal yardımlarla ilgili sıkıntıları var. Ama her şeyden önemli, biraz önce söylediğime paralel olarak, sosyal içerikli yaklaşım eksikliği Türkiye açısından son derece vahim durumda. Mesela bu konunun içindeki insanlardan edindiğim Buca Hanım var. O kendisi de eğitim veren birisi. Bu engellilerle çalışan birisi. Evet. Diyor ki mesela aslında eğitim son derece iyi yapılıyor. Hani devletin bu anlamdaki zihinsel ve bedensel evet. Engellilere eğitim hizmeti veriyor ve devlet tamamen karşılıyormuş evet. Özel eğitimi. Evet. Ama mesela burada şöyle bir sorun çıkıyor. Orada bazı kriterler var galiba, değil mi? Hani %70, %50 tabii, engel olması, engel, o kas kullanımı, zihinsel evet. Testler falan herhalde. Şimdi ona özür derecesi diyorlar ama biz düzeltelim. Bunu Sayın Başbakan da aslında bence çok yerinde bir kavram değişikliğine gidiliyor. Özür yerine engelli kullanılacak. Yani kanunda bile özür geçiyor. Yani neyin özrü? Yani özür yok ortada. Bir engel var. Yani işte İngilizce'deki karşılığı hani muktedir olamama. Bunu bizim kullanmamız lazım engellere ilişkin. Böyle bir... Hep böyle Türkiye'de oluyor ya, böyle kelimelerle şey oluyor. Çok... Yok şu anlama kadın bayan, yok şey bilmem ne. Yani bir şeye böyle taktın mı? Takılıyor değil mi? Maalesef öyle de ama yerleşiyor yani. Bir şey engelli demek gerekiyor. Gibi. Engelli bana kalırsa da öyle gerekiyor. Algılama daha şey. Burada tabii engel dereceleri var. Yani işte %40, 60, 70 gibi. Yani %70 ve üzeri en yüksek engel derecesini oluşturuyor. Sosyal güvenlikte de burada vaktimiz yetmez. Ben bunu çok açıklamayı isterim ama sosyal güvenlikte de engellilerin sigortalılığı ve onların emekli aylığına imkan tanınması açısından farklı bir düzenleme söz konusu. Yani normal sigortalılara göre
almış oldukları engel raporuyla beraber daha kısa sürelerde emekli olabilmelerine imkan tanıyan bir mevzuatımız var. Ancak benim bu son 7-8 yıldır bu işin içerisine tamamen girdiğim için söylüyorum. Birçok engellimiz ve yakını aslında bu düzenlemeleri bilmiyor. Yani bizim yapmamız gereken özellikle bunları çok açıklıkla vatandaşa anlatabilmek. Dolayısıyla engellilik konusu sosyal güvenlik anlamında da işlenebilecek bir konu. Sosyal yardım boyutu da var. Ama ben yine başa dönmek istiyorum. Önemli olan. Önemli olan sosyal içerik konusu. Yani nedir orada o zaman eksik olan ne? Bu eksik arada olan değil. Bir şeyi kotalar da var. Evet. Mesela engelli bir çocuk çalışamıyor. Devletin maaş bağlaması gerekiyor ama elinde cep teli var diye 100 liralık lüks eşya olduğu için maaş verilmiyormuş. Bunu ben birisine hediye edebilirim yani. Telefon bu. Yani o konuyu bence hani çok gerçeği yansıtmıyor ama şu var. Yani olan bir şeyden bahsediyorum. Evet yani. Şimdi mesela bu 2022 sayılı kanun var. O bağlamda özürlü aylığı, engelli aylığı bağlanabilmesi için belirli kriterler var. Yani hane halkı içerisinde birey başına düşen gelirin işte net asgari ücretin 1/3'ünden az olması gibi. Yani eğer gelir düzeyiniz yüksekse engelli olsanız bile bu tip yardımlardan yararlanamıyorsunuz. Yani aslında o tweet mi geldi? O ona işaret eden bir şey. Ondan dolayı yani herhalde bazı şartları yerine getiriyor. Bu var diye vermemişler diye. Yok yani kimsenin elinde cep telefonu var diye size bunu vermeyeceğiz diye bir şey yok. Ama o genel olarak gelir yapısı uymadığından dolayıdır. Bazıları da zaten herhalde kandırmaca da çok oluyordur burada. Yani eğer bu iş IQ testiyle falan yapılıyorsa harfler mafler falan filan art niyetli insanlar tarafından gene olabilir. Tabii yani burada suistimaller olabiliyor. Bu konuda da Sosyal Güvenlik Kurumu aslında özellikle bu özür ya da engel dereceleri ve onların raporlanmasında hassas davranmaya çalışıyor. Sağlık kurulu raporları istemiyor. Sağlık kurulu raporuna engellinin kendisi ya da yakını itiraz da edebilir. Hayır, daha yüksek engel düzeyinde de düzeyinde olabilirim diye de itiraz edebilir. Bu yüksek sağlık kuruluna gidiyor vesaire. Aslında çok hani işlenmesi gereken bir konu. Peki ne eksik o zaman? Hani bu konuyu o kadar ele aldınız o zaman. Nedir sosyalleşmesini sağlamak? Şimdi o da devletin elinde. Kesinlikle. Gerçi yine onunla ilgili bir düzenleme var. Yani belirli oranlarda işçi çalıştıranların engelli istihdam etme yükümlülüğü var. O var zaten. O var. Ona biz kota sistemi diyoruz. Ama inanır mısın o kadar yanlış kullanılıyor ki mesela o kotayı doldurabilmek için işveren sosyal güvenlik müfettişlerinden ceza yememek için birisini gösteriyor öyle. Ama o hiç işe bile gelmiyor. Bizim yapmamız gereken göstermelik düzenlemeler değil. Gerçekten çalışma yaşamının içerisine aktif bir şekilde sokabilmek. Çünkü çalışma yaşamının dışına itilince, eve hapsolunca engelli zaten ondan hiçbir şekilde verim almak mümkün değil. Bir birey olarak da topluma katkısını düşünmek imkansız. Yani ben Batı deneyimlerinden edindiğim kadarıyla insanları daha fazla sosyal yaşamın içine çekecek mekanizmalar gerekiyor. Tabii ki maddi önlemler çok önemli ama sosyal mekanizmalarda var olmalarını sağlamamız gerekiyor. Bir şey söyleyeyim, 8,5 milyon insandan bahsettiğimize evet. Göre siyasi anlamda da ciddi bir değeri var. Yani bu anlamda da bir değeri var evet. Hani siyasiler açısından. Tabii yani ben hiç onu... Tabii hayır değil yani tamam konu o değil evet. Zaten de. Evet, tabii, ama ciddi tabii, bir tabii. Nüfus. Son dönemde yapılan sosyal politika düzenlemelerinde engellilerin önemli yer tuttuğunu söyleyebilirim. Yani önemli düzenlemeler ama yine söylüyorum yani sosyal içerikli olmaktan ziyade daha maddeci ve daha sağlık sistemine yönelik düzenlemeler var. Doğru hani biz zaten maddeci yaklaşımlar eksik diyoruz işte biraz evvel o alışveriş merkezinden bahsederken ki ikisi de eş yürümeli zaten eş yürüme. Yani tek taraflı yürümemesi gerekiyor. Peki var mı burada ekleyeceğiniz bir şey? Çünkü bir de hani burada çok konuştuğumuz çalışanları ilgilendiren ve kıdem tazminatı konusunda değinmek istiyorum çünkü... Başbakan dosyayı kapattı. Haberler öyle çıktı. Boşuna mı konuşuldu bu iş? Yoksa işte verilen tepkiden dolayı herhalde geri adım atıldı gibi gözüküyor. Artık kapatalım denildiğine göre. Aslında bu konu şöyleydi. Yani bu konuyu gündeme getirirken de ben hep onu vurguladım. Şimdi Çalışma Bakanlığı bu konuda çok hassas. Aslında kıdem tazminatı konusu hükümet programının içerisinde var ve hakikaten de önemli yer tutmuş. Yöntemi bile anlatılmış orada. Yani fonun işletilmesi esası bile var. Dolayısıyla ben... söylenildiği gibi tamamen rafa kalktığı inancında değil. Bir adım daha gideyim. Eğer çıkarılan taslak, basına sızan taslak
mevcut haklardan geriye gidişi öngörmemiş olsaydı bence kabul edilebilirdi de. Yani bir fon şekline dönmek... Yani doğrudan şöyle, öyle bir şey olabilir. Aynı haklarla. Aynı haklarla. Ben hep onu savundum. Yani kıdem tazminatı... Evet, doğru da mantıksız değil. Herkesin işine de girebilecek. Ama getirilen düzenlemede bir baktık ki 30 gün yerine yıl bazında 13,5 güne inmiş. Çok aynı şartlarla sırf ama aynı olsa... şartlarla devam etse bugün 100 çalışandan sadece 8'i kıdem tazminatı alabiliyor. İşveren ödeme güçlüğü yaşıyor, ödemek istemiyor, suistimaller oluyor vesaire. Sadece sendikalı çalışanlar, kamu çalışanları bu hakka kavuşabiliyor 4 A'lı sigortalılar olarak. Ama benim isteğim, dileğim 100 çalışanın 100'ü de alabilsin. Evet. Yani küçük bir organize sanayideki, bir tamirhanedeki işçi de kıdem tazminatına kavuşabilsin. Ama maalesef alamıyor. Fon sistemi onu kurgulayabilirdi. Ben tamamen rafa da kalktığını inanmıyorum. Şartlar değişmeden bir fon olması. Burada bir... şeye daha önce aslında Sayın Bakan da endekslemişti. Toplu iş ilişkileri yasası çıkmadan bu konu gündeme gelmeyecek. Ha, doğru, zaten. Onu zaten. O çıktıktan sonra bakalım göreceğiz. Hocam çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için. İkinci seansı da açtık. Yatağa yakın bir açılış var diyelim ve böylece yayınımızı da sonlandıralım.